Meriç abi dengesiz bir havada kötü bir zeminde aslında son 10 dakikaya bakarsak onun haricinde kötü bir futbol olarak bir evet. maç izledik. Değerlendirmeni almak istedim. Şimdi tabii gençler bile açısından da Sivas Spor açısından da çok önemli bir karşılaşmaydı. Kazananın çok şey kazanacağı bir maçtı ama ikisi de ikişer puan kaybetti diyelim. Ortada kaybolan bir puan var ama dediğin gibi havanın dengesizliği sahadaki dengesizlik haline geldi. İyi futbol yoktu, iyi mücadele vardı ama gerçekten son 10 dakikası keyif veren, bol pozisyonlu, Gençler Birliği takımının belki de 3-0 kazanabileceği ama bunun karşılığında kontra ataklardan 2 tane gol yiyip 2-0 da kaybedebileceği bir maçtı. İptal edilen goller var. Çizgiden çıkarılan toplar var, kalecinin kurtardıkları var, direkten dönenler var. Aslında bir futbol müsabakası açısından seyirci gözüyle e, keyif alınabilecek bir karşılaşma. Ama dediğim gibi bunların çoğu son 10 dakikada yaşanan şeyler. 80 dakika boşa gitti diyebiliriz bu görüntü itibariyle. Mesut Hoca'nın takıma gelmesiyle bir değişiklik hissettiniz mi? Yani bir şeyler fark etmiş sanki, bir şeyler değişmiş gibi ama... E, Bence Ersun Yanal sonrası Mesut Bakkal'ın ilk dönemiyle bu dönem arasında biraz tedbir farkı, tedbirli olma farkı var. Yani sanki son 10 dakika dışında Gençler Birliği takımı daha çok savunmak için, e, gol yememek için mücadele ediyor gibiydi. Son 10 dakikada atarsak kazanırız'ın e, bilincine vardılar, öyle hareket ettiler. E, onun dışında genelde Mesut Bakkal'ın takımları daha çok hücum ederdi ama Mesut Bakkal'ın olgunluk döneminde, ustalık dönemi mi dersiniz buna nasıl yorumlanır bilemiyorum ama son dönemde daha çok işi garantiye almak, en azından bir puanı garantiye alayım, atabilirsem de bir tane atayım gibi bir anlayış oluşmuş görüntüsü var. Ben eski Mesut Bakkal'ın anlayışını bu Mesut Bakkal'ın anlayışını her zaman tercih ederim. Çünkü Ersun Yanal'ın izi odur. Güzel olan da odur, bu işte bir puan kazandırır o kadar zaten ikinci yarıda takı sahte santroforluktu gençlerbir lazım Evet. bir oyundan çıktı kanat elemanlarından forvet yaratma denemeleri o 22 numaralı Arabistan kökenli oyuncu sanıyorum evet. Elka bir e, santrfor gibi oynadı ama o da kontratak santrfor gibi oynadı. Yani hani topu alıp indirip böyle sağa sola topu verecek sonra ön direkt, arka direk yapabilecek bir görüntüsü yoktu. O doğrudan top alıp dönüp kaleye gitmek gibi bir şey vardı. Onu da ne kadar başarabildi tartışılır. Yani bence çok başaramadı çünkü Maçın başında diri bir oyuncu olsaydı belki onu yapması daha kolaydı. Maçın sonlarına doğru haklı olarak o da yoruldu. Çünkü yani insansan koşuyorsan nabzın işte noktalara çıkıyorsa, kan şekerin ve düşüp adrenalinin yükseliyorsa yoruluyorsun. Mesut Hoca sanki biraz daha işi garantiye almaya çalışıyor gibi. Genç oyuncu sayısında ciddi bir azalış var. İrfan'ın hıçı kattığından geçmedi ama Halil İbrahim yok kadroda, Uğur yok. Bir genç oyuncu sayısında da azalma var. İşte geçmişte bir şeyler yaparken, bir yerlere çıkarken e, birazcık daha cesur oluyorsun, gözü kara oluyorsun da bir yerlere geldikten sonra oralarda kalmak için sanki birazcık daha tedbirli olmak, birazcık daha hani korkak demiyorum ama e, kontrollü olmak e, şey yapıyor, e, popüler bir anlayış haline geliyor bence. E, ne pahasına olursa olsun saldırmak ve kazanmak en güzeli. Ha, bunun karşında kaybedebilir misin? Elbette kaybedersin ama sonuçta kazanma şansın her zaman daha çok olur. Zaten Mesut Pakkal'ın ilk sezonu oydu. İlk gençler geldiğinde. İlk teknik direktörlük dönemindeki anlayış e, özellikle de sanıyorum Ersun Yanal'ın etkisinden kaynaklanan bir izle, anlayışla o şekildeydi ama az önce de söylediğim gibi tecrübeye eriştikten sonra durumu kurtarmak, vaziyeti kurtarmak, en azından bir puanı kurtarmak, elde var bir olsun anlayışı da ne yazık ki etken oluyor. Bu da seyirci açısından, izleyici açısından çok keyifli bir şey olmuyor doğrusu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür